İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Parti Arda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir yat partisindeydik. Şu an 46 kişi var partide. Bu parti zor arkadaşlar. Hatırlayacaksınız geçen bölüm sonunda da yapamamıştık. Şimdi şuradan alalım bakalım ne çıkacak. Stand bombası çıktı. Yine bu ne derler insanları uyutan olay çıktı. Bunu akıllıca kullanmamız lazım. Biraz temizlik yaptıktan sonra kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Piyasayı boşalttıktan sonra yapabileceklerimiz neler? Bir tane yine yemek zehiri var, o kadar. Başka bir şey yok. Hem bir tane de şu şeker şeyinden var, patlayan şeker aletinden var. Şuradan bir zehir olayını bir koyalım. Şu güvenlikçi sıkıntı yaratıyor hatırlıyorsanız. Güvenlikçi yakalanmamak için şuradan girsek acı ay daha döndü. Döndü. Hemen şu tarafa yönelelim. Güvenlikçi Allah Allah, güvenlikçi de sürekli yer değiştiriyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım orada. Zehirlenenler başladı, zehirlenmeler başladı. Şimdi burası da çok karışık ya. Güvenlikçiyi almak isteyeceğim ama. Şu an iki kişi ölmüş. Eyvah, polis bakıyor. Şuradan bir uzaklaşalım. Memur bey, bunu görmeniz lazım dedi. Tamam, biz oradan bir uzaklaşalım. Acaba stand bombasını poliste mi kullansak, şeyde mi, güvenlikçide mi kullansak diyeceğim ama çok mu yazık ederiz bilmiyorum. Şimdi şu abla gittiği anda şu abiyi alsak. Haydi oğlum. Haydi oğlum, çok güzel. Ama oradan kaçmam lazım. Oradan kaçmam lazım. Görecekler cesedi. Cesedi görecekler. Evet, polisi arıyor. Polisi arıyor. Aradı galiba polisi. Bizde var mı bir sıkıntı? Olay mahallinde değiliz. Tamam, bizde bir sıkıntı yok. Biz şuraya bir gidelim. Şurayı bir kullanmaya çalışalım. Şu abi geçtikten sonra. Merhaba. Abi gelsen. Hop. Güzel. Şimdi burası kritik bir nokta. Stun bombasını da birazdan kullanabiliriz. İnsanları bir uyutup diğerlerini alabiliriz. Bir kuralım bakalım bombayı. 3 tane mi bombamız var? Öyle anladım ben. Ya yine polisi arıyorlar. Polis bir arasınlar da. Şeyle uğraşmak istemiyorum şimdi. Polis geldiğinde. Neyi gördü de polisi arıyor acaba? Onu da merak ediyorum açıkçası. Polisin de yakınından geçeyim. Merhaba polis abi. Şu arkadaşı da bir kuralım. Polis neyi gördü veya o kadın polisi aradı onu anlamadım. Aa, şeye gidiyor. Ha, yemeğin orada ölen bir arkadaş var, ona gitti herhalde. Yine bir ünlemli münlemli, ha, şey patladı bu sefer de. O ne derler ona? Şeker aleti patladı. Ya şu abla niye geliyorsunuz ya? Gelmeyin, bir tane daha şuradan geçerken alalım. Abla gel sen şuradan hop alalım. Abi sen orada biraz yalnızsın. Gel seni de bir alalım. Köpek balıkları da hazır bekliyor ha. Aa, atamıyoruz belli bir sayıdan sonra. Eyvah eyvah. Şu abiyi de almam lazım. Veya bu abileri de almam lazım. Buradan bir uzaklaşalım. Ya da şu abiyi de alamam. Uzaklaş 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 oradan. Polis gelecek yine. Ya şu an sıkıntı çünkü atabileceğim yer sayısı kalmadı. Evet, orası da gitti. Köpek balıklarının gelmesini mi bekleyeceğim acaba? Spawn gibi bir şey mi olacak bilmiyorum ama şu abi şuradan alsam beni görürler mi? Görmediler herhalde. Tamam, şimdi gelen giden polis yok galiba. Bir tane şeyi kurayım. Stun bombasını bir kurayım ben oraya. Kendim de etkilenmemek için şöyle bir geçeyim. Dur bakalım patlayınca ne olacak? Hop, şu abi hayatta kaldı. Şu abiyi alalım. Eyvah, polis aradı. Uzaklaş hocam. Uzaklaş hocam. Ya da gel seni de alalım. Abla gel. Abi gel. Polis aranıyor. Vallahi aranıyor polis, ben uzaktayım. Olaylarla ilgim yok. Neler oluyor hiç bilmiyorum. Abla seni alamadık ya.
Ah, polis oradan geldi. Ben hiç bulaşmıyorum. Galiba bir tane stun bombam kaldı sadece. O insanlar da hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Eyvah eyvah, şeyin yakınına gittik. Şu cesetlerden uzaklaşmamız lazım. Şöyle tak tak gidiyoruz ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Çünkü atacak yerimiz kalmadı insanlara. Arkadaşlar öyle bir sıkıntımız var. Bakıyorum. Şu anda kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Elimizde stun bombası da doluyor galiba. İki tane var ya da üç çubuk dolduğunda kullanabileceğiz. Bir stun bombamız var. Geriye de bayağı kişi kaldı. 30'a yakın kişi var geriye kalan. Onları nasıl alacağız bilmiyorum. Olabildiğince cesetlerden uzak durmaya gayret göstereceğiz. Ben burada yokum falan dedi abla. Şöyle artık tak tak. Abi şey geliyor, polis geliyor buraya. Hiç orayla alakadar olmayalım biz. Polis gelsin bir buraya. Şu ablanın oraya gidiyor polis. Tamam. Şimdi şu pompon ablayı alalım. Şu abiyi alalım. Oradan bir uzaklaşalım tekrardan. Tamamdır. Şuradan gidelim. Şimdi. Şu abiyi alsak hemen. Hemen o abiyi alsak, uzaklaşsak olay mahallinden. Tamam. Biz burada dansımızı edelim. Biraz dans etmeyi ihmal ettik bu bölümde. Yine stun bombamız doldu. Kurabileceğiz galiba. Polis geldi. Merhaba polis. Şimdi hem yukarıda var hem aşağıda var. O yukarıdakini aldı. Tamam, biz şimdi yukarı gidebiliriz. Olay mahallinden uzaklaşıyoruz. Polis bir gitsin. Hop, abla görüşürüz. Ya yapabilecek bir şeyim yok ona. Mecburen. Polis onu da bir paketlesin. Tamammış. Biz şuraya gidelim. Bayağı da şeyim ha, iş güzelim. Polis orada. Ben burada bir yandan cinayet işlemeye devam ediyorum. Ama şimdi onlar çok çoğaldılar, oradaki insanlar. Orası bir anda kalabalıklaştı. Bayağı kalabalıklaştı orası. Şimdi orada cesedi yine gördüler mi, ettiler mi? Yukarıda bir tıbbi müdahale yaşanıyor. Yemekten zehirlenen falan da kalmadı galiba. Şu ablayı alsak, hop, abla seni Allah, kaç oradan. Kaç 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 kaç. Şu galiba CTRL'ye bastığımızın yanında şey çıkanlar, bizi görebilenler oluyor arkadaşlar. Şu hızlıca şu abiyi de almak istiyorum kimse gelmeden. Tamam. Kaç 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 oradan. Tamamdır. Yine polis gelecek birazdan. Ya artık böyle kaçak güreşeceğiz biraz, ne derler ona. İki alacağız, iki vereceğiz. İki alacağız, iki vereceğiz. Çünkü şeyimiz yok. Atabileceğimiz yer yok insanları. Öyle bir sıkıntı var. Alabileceğimiz bir yer olmadığı için de atabileceğimiz, özür diliyorum. Bombayı kullanacağız arada. Şimdi polis bir gitsin. Tamam, ben bir bombayı kurayım oraya. Şöyle de bir uzaklaşayım. Orada helikopter falan oradayken bombayı patlattık. Şimdi aslında orada insan olmasa şu uyuyanları almak isteyeceğim. Helikopter de ne kadar şeyse gitti. Abla gittin ya, git git git. Uzaklaşın. Eyvah, gördüler bizi galiba. Abi seni almam lazım, güzel. Combo dedi. Hiç o olay mahalline bulaşmamam lazım. Murderer falan dediler yine. Şu abiyi de almam lazım. Güzel. Oradan bir uzaklaşalım. Şurada bir dans edelim biz. Acaba üzerimize şey çıkacak mı? Çıkmadı. Güzel. Kişi sayımız azaldı. 17 kişiye kadar düşürdük ama bombamız bitti şu anda. Stun bombamız kalmadı arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Bombamızı şey yapmamız lazım. Gelmeyecek muhtemelen. İki kere kullandık. Yine polise ihtiyacımız var dedi. Telefona gidiyor abla. Şu abiyi de bir alalım. Hop. Abi yoldan seni de bir alalım diyeceğim ama olmayacak. Şuradan ben kaçmam lazım. Olay mahallinden uzaklaşmam lazım. Tamam. Şuraya bir gelelim. Yüzsüz bir şekilde polis oradayken şuradan bir cinayet işlemiş olalım. Bayağı yüzsüzüm ya. Polis orada bir şeyler yapıyor. Ben
J'lere devam ediyorum. Bu bodybuilder'cı arkadaşlar orada enteresan danslar ediyorlar. Merhaba polis, yanımızdan geçtin. Tamamdır. Evet, 15 kişiye kaldık, son 15 kişiye. Şu ikisi bizi görüyor. Hop abi, görüşürüz. Şuradan gidelim, şu abiyi alalım. Abicim gelebilir misin buraya? Hop, Allah, alamadık. 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 Hala alamadık. Eyvah, bırak bırak bırak. Aa, bu arada attık cesedi. Şey oldu galiba, arada geri geliyor. Köpek balıklarını atabildiğimiz için galiba arada geri geliyor şey. Evet, 13 kişiye kadar indirdik bu bölüm, böyle ıkına ıkına gidiyoruz ama hiç taktik yok yani. İki cinayet işliyoruz, sonra polisin gelmesini bekliyoruz falan. Böyle saçma bir şeyimiz var. Formasyonumuz var. Şu abiyi de alalım, hop. Şuradan bir gidelim. Hop, merhaba abla, sen oradasın direkt. Seni şuradan atabiliyor muyum? Vallahi attım. Çıkmıyordu şey, nasıl attım bilmiyorum. Şu abiyi de atarım ben o zaman. Şu abi de gelsin. Onu da atarım herhalde oraya. Merhaba abi. Hoppa, merhaba. Hoppa, onu da attık. Güzel. Buradaki atma şey o zaman geri geliyor. O iyi oldu. Ama şimdi at, tabii ki şimdi bir şey yapmayalım. Polis geliyor şimdi. Merhaba polis kardeş. Merhaba efendim. Merhaba memur bey. Hop. Çabuk. Güzel. Şu ilaççı abileri atabiliyor muyum? Ondan çok emin değilim. İlaççıları atıp atamadığımdan. Polis buradan mı gidecek? İyi, polis gelsin buraya. Ben de bu sırada şu ablayı alırım. Hatta şu ablayı da alırım. Güzel. O ya be, 7 kişi kaldı. Azalttık bayağı piyasayı. Şu abiyi de alırım. Hatta şu abiyi de alırım. Güzel. Şimdi şunu bir atalım yere. Sadece şu son partideki arkadaşlar kaldı. Tamam. İnşallah bir hata yapmayız, sıkıntı yapmayız. Aa, oradaki abi şeye geliyor. Oraya geliyor. Bir saniye abi, ben senin hemen yanına geleceğim. Güzel. Tamamdır. Şimdi oradaki grubu dağıtmamız lazım. Oradaki grubu nasıl dağıtacağız? Dans edeceğiz. Merhaba çocuklar, ben geldim. Kimse sallamıyor mu beni acaba? Aslında stun bombamız burada olsaymış çok iyiymiş. Ya ben direkt Patagür'e dalsam, 4 kişi kaldı, alamaz mıyım? Çok mu risk alıyorum? Biraz deneyeyim dans edip dağıtmayı. Dalıyorum. Eyvah. Şimdi sıkıntı oldu. 2 kişiyi birden aldık ama şuna yetişebilecek miyiz şu ablaya? Telefona gidiyorlar da. Telefon nerede acaba? Aa, alamadık. Şimdi aldık, eyvah. Şimdi aldık. Şimdi çok tehlikeli. Burada tutuklanmamamız lazım. Bir kişi kaldı çünkü. Bir kişi kaldı çünkü. Abi biz hiç risk almayalım oradan. Mario'cu gelsin. Ben hatta şöyle gitsem. Bölüm bitmiyor mu? Bölümü bitirdik ama çok enteresan bir şekilde bitirdik. Polis falan varken bitirdik. Güzel, en azından bitirmiş olduk arkadaşlar. Bölüm devam etmiyor değil mi? Mario'cu falan koşuyor. Sağlık ekipleri var ama gidip dans edeceğiz orada herhalde. Hadi evet. Bölümü başarıyla bitirdik. Evet. Yat partisini böylece bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım ne diyecek hikayede. Evet, o gemideki olayı, dehşeti duydum. Bu ölümlerle ilgili yalan söylenmiş. Bazen insanları korumak için yalan söylemek gerekiyor diyor. Kendinizle ilgili gerçeği öğrenecektiniz değil mi Mr. West dedi. Kız dedi, evet kız. Bana kızdan bahsedin dedi. Benim anladığım kız o adamı takip ediyormuş. Bu cinayetlere başladığından beri stalkluyormuş onu. Ne demek istersen de.
Onun hayranı gibi görünüyor diyor. Onun metotlarını çalışmak istiyordu. Ne kadar kötü görünürse görsün, sorunlu bir çocuktu. Bu bir bağımlılık gibiydi onun için diyor. Ha, bu kız da benim kızım Katie'ydi diyor. Şimdi Miami partisine gideceğiz. Bir tane herhalde şeyimiz olacak. Eşimiz olacak. İki kişiyi kontrol edebileceğiz. Bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Çok uzun tutmak istemiyorum. Zaten galiba 3-4 bölüm kaldı oyunda oynayabileceğimiz şu yukarıdaki haritadan göründüğü üzere. Bir sonraki bölüm Miami partisinde oynayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.